Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kamera karşılaştırma videosuyla da karşınızdayım. Bugün elimde iki iddialı model bulunuyor. Bir tarafta Huawei'nin Nova 5T modeli, diğer tarafta ise Samsung'un kısa süre önce satışa sunduğu Galaxy A51 modeli. Evet arkadaşlar, genelde baktığımız zaman iki telefon da tasarım açısından hayli iddialı diyebiliriz. İkisinde delikli ekran tasarımı mevcut ve arka taraflarına baktığımızda dörtlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz. Nova 5T'ye baktığımızda şu arka tarafta dikey olarak konumlandırılmış üçlü ana kamera ve hemen yan tarafta bir dördüncü kamera bulunuyor. Nova 5T bu açıdan kamera dizilimi açısından alışık olduğumuz bir tasarıma sahip. Galaxy A51'e geçtiğimizde ise son dönemde popüler olan bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz. Ne o? Dikdörtgen şeklinde bir tasarım çizgisi. Burada yine 3 tane kamera alt alta konumlandırılmış ve bir tanesi de yan tarafta duruyor. Arkadaşlar, bu tasarım çizgisi son dönemde çıkan özellikle üst segment modellerde karşımıza çıkmaya başladı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan P40 modellerinde de yine bu dikdörtgensel tasarım karşımıza çıkacak. Bu açıdan bakıldığında Galaxy A51'in daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz ki bu çok normal. Neden? Çünkü A51 zaten daha sonra çıkmıştı. Gelelim iki telefonun nasıl bir kamera performansı sergilediğine. Kamera değerlerine baktığımız zaman kağıt üzerinde hemen hemen aynı perspektifle karşılaşıyoruz. Yani arada böyle uçuk farklılıklar bulunmuyor. Dolayısıyla hangi kameranın daha iyi fotoğraf çekeceğine birlikte çektiğimiz fotoğraflarla karar vereceğiz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan iki telefonla fotoğraf ve videolar çekerek telefonların kamera performansı nasılmış bir göz atalım.
Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Galaxy A51'in ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla bir çekim yaptığınızda görüntü ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Tabii burasının kapalı bir alan olduğunu da belirtelim. Muhtemelen dışarıda yaptığınız bir çekimde dış sesleri daha çok alacaktır. Evet, şu anda ise Galaxy A51'in ana kamerasındayız. Yani arka tarafındaki kamera kurulumuyla yaptığınız video çekimlerinde elde edeceğiniz görüntü ve ses performansı bu şekilde olacak. Şu anda ise Huawei Nova 5D'nin ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Nova 5D'nin ön kamerasıyla yapacağınız çekimlerde karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu anda ise Huawei Nova 5D'nin ana kamerasıyla çekim yapıyoruz. Yani telefonun arkasında bulunan dörtlü ana kamera modülüyle bir çekimdeyiz. Ama şu anda buranın kapalı bir alan olduğunu söyleyelim. Yani burada bir gürültü falan söz konusu değil. Dolayısıyla dışarıda bir çekim yapmak istediğinizde dış sesleri telefon daha çok alacaktır. Yani video çekerken herhangi bir gürültü engelleme söz konusu değil. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim arkadaşlar. Nova 5D'nin ana kamerasıyla kapalı ortamda çekim yapmak istediğinizde görüntü ve ses kalitesi bu şekilde olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar, iki telefonla da aynı açıdan aynı ışıkta çeşitli fotoğraf ve videolar çektik. Bu fotoğraf ve videolardan hangisinin daha iyi gözüktüğü ise tamamen sizin kararınıza kalmış. Yani hangi telefonun daha başarılı olduğunu bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu arada tabii ki şunu da dipnot olarak belirtelim. Halihazırda Galaxy A51'in Samsung Türkiye'nin sitesindeki fiyatı 3049 lira gibi bir şeydi. Yani 3050 lira gibi bir etikete sahip. Nova 5D ise internet üzerinde 3200-3300 lira bandında fiyatlardan satılıyor. Yani iki telefonun fiyat baremi olarak arasında yaklaşık olarak bir 300-400 lira gibi bir fark olduğunu da unutmamanızı rica ediyorum. Dolayısıyla tabii burada bu fiyata tek etki eden şey kamera değil. Çünkü bilindiği üzere Huawei bu telefonda Kirin 980 Yonga setini kullanmıştı. Yani üst seviye bir Yonga seti bulunuyor. Galaxy A51'de ise orta segment bir Yonga seti, Exynos Yonga seti mevcut. Dolayısıyla bu fiyat farkını biz Yonga setlerine verirsek eğer karşımıza kamera performansı tarafında eşit iki telefon çıkabilir. O yüzden fiyatı o kadar da büyütmenizi tavsiye etmem. Dolayısıyla burada sonuç olarak performans da önemli bir şey bizim için. Ama biz bu videomuzda ne yaptık? Tamamen kameraları karşılaştırdık. Yorum sizin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmuyoruz.